Ergenlik dönemi aslında değişimin ne anlama geldiğini bilmediği dönemde. Çocukta bir şeyler oluyor. Daha düne kadar bir şey yoktu ve bir şeyler olmaya başladı. Ve bu bir şeyler vücudunda oluyor ve bunu anlamlandıramıyor. Hormonlar değişiyor, vücut değişiyor, çeşitli değişimler oluyor. Önceden insanlara bakış açısı değişiyor, onlara yüklediği manalar değişiyor. Burada ne oluyoruz ya diye düşünmeye başlıyor. Bu haliyle sinire, bağırmaya çağırmaya, iletişim sorunlarına, hayata ciddi manada karamsar bakılmasına vesaire bunlara sebep olabiliyor. Tam da bu noktada işte eğer ki biz ergen bireyi merkeze alırsak en yakın ve en belirgin çevresi anne ve babasından başlar. Çekirdek ailesinden başlar. Ardından ikinci dereceden diyebileceğimiz nene dedeleri, amcaları, halaları, teyzeleri vesaireden devam eder. Ve sonrasında öğretmene gelir, böyle genişler. Öğretmen ve anne babanın arasında ciddi bir fark var. Öğretmen daha çok akademik yönden yaklaşırken anne baba akademik yönden değil duygusal yönden yaklaşır. Anne babanın ergenlerle olan ilişkisine baktığımızda, bir günlük ilişkisine baktığımızda genelde eğitim üzerinden iletişim kuruyorlar. Dersini yaptın mı? Kaç aldın? Okulda ne yaptın? Ama öğretmen rolünü biz kapmaya çalıştığımızda anne babalar olarak çocuklar evli de okul olarak görmeye başlıyor. Anne babayı da öğretmen olarak görmeye başlıyor. Ve anne babanın yerine getirmesi gereken şeyleri başka yerlerde aramaya çalışıyorlar. Ve bu noktada ekran, internet, telefon, tablet buradayım diye ciddi bir alternatif olarak orada duruyor. Anne baba olarak kendinize güvenin. Evladınızın yetiştirilmesinden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Bu yetiştirilmek sadece beslenmesi, sağlıklı beslenmesi değil, terbiye edilmesi de önemli. Elbette biz mükemmel değiliz. Evladımıza karşı yanlış, hatalı bir yaklaşım içinde olabiliriz. Bunu da kabul etmeliyiz ve gerektiğinde özür dilemeliyiz. Asla telafisi mümkün olmayan bir yanlış yoktur çocuk anne baba ilişkisi içinde. Ergenlik döneminde ergen artık anne babasını da beğenmemeye başlıyor belli bir zamandan sonra. Rol modeller ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki bu noktada ne yapması gerekiyor? Rol modelleri aslında ortaya koymamız lazım. Gerçek ilişkilere yönlendirmek lazım. Önce örnekliği kendimiz yapmamız lazım. Ama iletişim kurarken aynı zamanda böyle prosedüre dikkat etmek zorunda değiliz. Bu bizim evladımız, bizim canımız, bizim kanımız. Spontane olalım, doğal olalım, samimi olalım. Yani hiç beklemediği anda belki böyle elimizi omzuna atıp ne yapıyorsun diye böyle şey yapabiliriz. Yani o spontaneliği sağlamak, samimaneliği sağlamak çok önemli. Biz bunu benimsemeden yaparsak çocuklar bunu anlıyor zaten. Gençler de bunu anlıyor ve samimi değilsin deyip reddedebiliyorlar. Kendimiz evladımıza görmek istediğimiz her ne varsa öncelikle bunu kendimiz yapmamız lazım. Eğer ki biz kendimiz yapmıyorsak evladımızdan beklememiz de abes olur, boş bir hayal olur. Eğer ki telefonla fazla vakit geçirmesini istemiyorsak önce kendimizin de telefonda fazla vakit geçirmememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Şefkat, kararlılık ve netlik. Yani siz her ne istiyorsanız bunu net bir şekilde ifade edin ve gösterin. Kararlı bir şekilde bunu devam ettirin ve bunu yaparken sertlikten ziyade şefkatli bir tutum sergileyin. İşte o zaman çocuğunuz şunu anlayacak. Annem ve babam bunu benim için yapıyor ve beni severek yapıyorlar. Ben bu yanlışı yapsam dahi bana olan sevgileri azalmıyor. Davranışımı yanlış görüyorlar ve buna muhalif oluyorlar. 1, 2, 3 bu şekilde yaptıktan sonra artık bundan geri adım atmak zorunda hissedeceklerdir kendilerini. Esas olmayan konu konularda değişime açık olabiliriz. Olabilelim. Ki bunlar zaten ağırlıklı olarak bizim itikadi konularımızdır ve bunların bellidir. Bunlar dışında hayata dair şeylerde değişime açık olmak aslında iletişim kanallarını her daim açık tutabilmek için önemli bir argümandır. Eğer ki evladınızın doğru, güzel bir şey yaptığını görüyorsanız amasız, fakatsız, lakinsiz takdir edin. Ve takdirinizde samimi olun. Takdir ettikten sonra ha doğru olmuş ama deyip devam etmeyin. O eleştiriyi başka bir zamanda yapın. Unutmayın, ekran bağımlılığı yüksek olan çocuklara baktığımızda büyük oranda gerçek hayatta takdir edilemeyen çocuklardır. Takdir ihtiyacını karşılamıyor çünkü takdir edilmek fıtri bir ihtiyaç. Ve bu fıtri ihtiyacını gerçek hayatta yakın insanlardan elde edemedi mi haliyle gidip ekrandan, oradaki oyunlardan elde etmeye çalışıyor. Ergenlik dönemindeki gençler örnek alabileceği şahsiyetler ararlar ve örneklik alabileceği şahsiyetler de bilgileriyle kendilerini hayran bırakabilecek insanlardır. İşte öğretmenlerimiz bu noktada iyi bir örneklik olmak istiyorlarsa, örneklik teşkil etmek istiyorlarsa öğrencilerine, ergen öğrencilerine bilgileriyle
kendilerine hayran bırakacak tavırda olmalılar. Din kültürü öğretmeni örneğin kuantum fiziği ile ilgili bir durumdan bahsederse gözleri hemen "aa bu ne diyor" der ve onda bir hayranlık oluşturur. Ve bununla beraber bilgisinin çok yönlü olduğunu göstermesiyle çocuklarda "aa bu hoca çok iyi biliyor" deyip bir örneklik teşkil etmesi, bir hayranlık uyandırmasına yönelik çalışırlarsa gençler hem akademik manada hem okuldaki disiplin manasında çok daha iyi olurlar, çok daha iyi duruma gelirler ve herhangi bir problem yaşamadan ve yaşatmadan ergenlik döneminde okul açısından da rahat bir şekilde tamamlayabilirler.